Siz Boğaziçi'ndeki protestolara da katıldınız, değil mi? Evet, protesto hareket ettim çünkü bir kere bir kurumda siz olursanız ve o kurumda haksızlık yapılırsa mutlaka ses çıkarmak lazım. İster ders okutun, ister okutmayın. Ben orada ders okuttum. Bir de baktım farklı kararlar almışlar. Onu protesto etmekte boynumun borcu. Tabii. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun mahkemesine katılıp ona destek verdiniz. Niye? İmamoğlu'na geldim. Ona da şey için gittik. Arkadaşımla beraber gittik. Biz o karara protesto ediyoruz. Yani hayatta olduğu müddetçe insanlar düşüncesini ifade etmesi lazım. Ben ona inanıyorum. Yani oraya da giderim, buraya da giderim. İşte nasıl olsa bir gün bir yere çağrılacağım. O zaman ben karar vermeyeceğim de o bir güç beni davet edecek. Bu önümüzdeki sene Cumhuriyet 100 yaşına giriyor. Evet. Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Fevkalade iftar ediyorum. Atatürk'ün istediği bir şey. Yani sadece Atatürk değil. Ama en çok da Atatürk'ün istediği bir hedef. Ve bunun çok iyi olacağını. Gençler, bugünkü gençler başka türlü. Onlar kendi başlarına dünyayı da alt üst ederler. Ben gençleri her zaman çok beğenirim. İnanıyorsunuz gençlere. Efendim? İnanıyorsunuz gençlere. İnanıyorum tabii. Yani inanmayıp da yani muşmula yanlış şey yaşlıları ne diye inanayım? Yani gençler görüyor ne mümkün olduğunu. Onlar bazen aceleci oluyorlar ama hiçbir zaman bir genç bir yaşlıyla mukayese etmem. Ben etmem.